verimli hilalin Doğu Akdeniz'deki önemli bir parçası olan Antalya, antik çağdan bu yana ticaretin kalbinde yer aldı. Her dönem ürünlerini dünya ile buluşturabilen bir liman kentiydi. Antalya bölgesinde 1900'lere kadar zahire satışının başında Arap muhacirler bulunuyordu. Balibey Mahallesi'nin hemen bitişinde bulunan Loncaaltı mevkii, şehre dışarıdan gelen zahirenin toplandığı merkezdi. Arap muhacirlerden sonra zahire işine, kente yeni gelen Giritli göçmenler de dahil oldu. Ülkede ıslahat fermanı ile birlikte borsalar kurulmaya başlarken, Antalya'da da yeni yüzyılla birlikte zahire ticaretinin bir kurum vasıtasıyla denetlenmesi zaruriyeti ortaya çıkmıştı. ...1913 yılında o kurumun ilk adımını Giritli bir göçmen attı. Zahire borsasının Şerametzade Zeki Bey tarafından kurulduğu kayıtlara geçti. Ertesi yıl Birinci Dünya Harbi patladı. Bütün dünyayı kana boğan savaş yıllarca sürecek, Antalya 1919 Mart'ında İtalyanların işgaline uğrayacaktı. Savaştan sonraki işgal yıllarında bütün ülkede ticaret adeta durma noktasına geldi. İşgale karşı seslerini yükselten Antalya ticaretinin önemli isimleri de sürgüne gönderilmişti. Sürgün edilmeyen bazıları ise bölgedeki müdafaa-i hukuk cemiyeti için çalışıyordu. Kurtuluş mücadelesi veren halk bir yandan salgın hastalıklara, bir yandan kıtlığa karşı savaşıyordu. O zor koşullarda hububatın kara borsaya düşmesi ve halktan kaçırılması olağandı. Antalya'da işgal devam ediyordu ama yeni başkent Ankara'da yeni bir ülke kuruluyordu. Türkiye Cumhuriyeti nüfuzunu güçlendirdikçe bağımsızlığı kabul ediliyor, işgalciler teker teker yurt topraklarını terk ediyordu. İtalyanlar da işgale son verdiler ve Şerametzade Zeki gibi Antalya ticaretinin önemli şahsiyetleri sürgünden döndüler ve ticaret hayatını yeniden kurma çabası içine girdiler. O çabalar başkentte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 3 ay sonra meyvesini verecekti. Borsa bu defa Antalya Ticaret ve Zahire Borsası adıyla resmen faaliyete geçti. 23 Haziran 1920, 100 yıllık bir kurumun doğduğu, köklü bir geleneğin başladığı gündü. Borsadan hemen bir mucize beklenmiyordu. Ancak o zor dönemde düzenleme ve denetim yapabilecek bir kurumun varlığı büyük bir nimet olarak kabul edildi. Savaştan çıkan yorgun ve fakir halkın toparlanması uzun yıllar sürecekti. Yeni kurulan cumhuriyet küçük adımlarla da olsa hemen her alanda etkisini gösterirken kurumlar da üstlerine düşen vazifeleri yerine getirmeye çalışıyordu. Bu kurumlardan biri de şüphesiz Antalya Ticaret Borsası'ydı. Antalya Ticaret Borsası, Cumhuriyet'in daha ilk yıllarından itibaren bölge ekonomisine can veren önemli bir kurum olma yolunda ciddi mesafeler kat etti. Borsa üzerinden gerçekleştirilen ticaretin yararları kısa sürede üretici ve tüketici çevrelerinde hissedildi. Yıllar ilerledikçe kurumun çalışmaları ve varlığı kentte üretim ve ticaret erbabını, dolayısıyla da halkı derinden etkileyecekti. Sadece piyasaları düzenlemekle yetinmeyen ticaret borsası, her kriz döneminde çözümler üreten
özverili bir yönetim anlayışıyla varlığını sürdürdü. Daha 29 buhranı sırasında bile her köye birer kalbur tahsis ederek çiftçinin hububatına sahip çıkan kurum, yıllar sonra yine o çiftçiyi heveslendirebilmek için yılın ilk ürününü getirene orak hediye edecekti. Antalya Ticaret Borsası o yıllardan itibaren kentin ve ülkenin gündeminde olan her olayın içerisinde bizzat yer aldı. Borsa, Latin harflerinin öğretilmesinden eğitim yardımlarına, ilk elektrik tesislerinin kurulmasından bir daktilonun diğer kurumlarla paylaşılmasına kadar hep şehriyle nefes alan bir yapı kurdu. Bu felsefe bir süre sonra Antalya şehrinin sınırlarını da aştı. Borsa, ülkede nerede bir felaket olsa yardıma koşan, her acıdan sonra yaraları saran ve koşullar ne olursa olsun hep çorbada tuzu olan bir geleneğin sembolü oldu. Bu aslında bir Anadolu geleneği. Yani biz komşusu açken tok yatmayan bir milletiz. Yardımlaşmayı, imece kültürünü bilen bir milletiz. Dolayısıyla özellikle de ticaret borsaları tarım kökenli olduğu için bu gelenekleri hala bünyesinde barındırıyorlar. Kurum olarak da bu kurumun yöneticileri de genelde tarım kökenli olduğu için bu geleneklere bağlı kaldılar. Geçmiş dönemlerde poliklinik yapmaktan okul yapmaya, birçok ülkeye, birçok afetlerde destek olmaya, savaşlarda destek olmaya gelenek hale getirmiştir. Biz de bu gelenekleri elimizden geldiğince sürdürüyoruz. Ticaret borsası Antalya'nın kent ekonomisine yön verirken, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına, hatta imar ve güzelleştirilmesine destek olmayı hep sürdürdü. Borsanın Antalya işrafında bir farkındalık ve vizyon oluşturmada da kuşkusuz rolü büyüktü. Kent ekonomilerinde bu kurumların önemli tetikleyici rolü var. Herhangi bir şeyin inşasında önce etmek gibi bir de sorumlulukları var. Dolayısıyla Antalya'da geçmişten Kepez Elektrik'in kurulmasından en son kurduğumuz Antalya Hayvan Borsası Anonim Şirketi'ne kadar serbest bölge, dokuma, Antalya Tanıtım AŞ, Zeytin Park gibi birçok kuruma, Antalya Güç Birliği Holding gibi birçok kuruma, şirkete ortak olmuş, kurulmasına katkı sağlamış ve kentin ekonomisine can vermek için bu tür rolleri seve seve üstlenmiştir. Antalya Ticaret Borsası sadece kenti için değil, ülke ekonomisine de can veren birçok projeyi hayata geçirdi. 10 yıldır düzenlenen Türkiye Projesi YÖREX onlardan biri. Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli fuarı diyebiliriz. YÖREX de aslında 2008 yılında ekonomik krizi yaşadığımız bir dönemde çıktı. O dönemde baktığımızda gördük ki bütün biz kendimize ait olan ürünleri unutmuşuz. Dışarıdan bize dayatılan ürünleri tüketir hale gelmişiz. Böyle olunca da kendi üreticimiz üretmekten vazgeçmiş. Kırsalımız boşalmış. O dönemde Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin kriz varsa çare de vardır diye bir kampanyası vardı. O kampanyaya biz katkı olsun diye bu projeyi geliştirdik. O dönemde yaptığımız projeyi yerel ölçekte düşünmüştük. Sonra fuar olarak yapmaya karar verdik ve Türkiye'deki bütün odalara, borsalara yazılar yazdık, aradık. Dedik ki sizin oraların nesi meşhur diye. Ve oradan bize gelen ürünler müthiş bir zenginliğimizin olduğunu bize fark ettirdi. Çalıştıkça gördük ki Türkiye'de kaybolmaya yüz tutmuş binlerce yöresel ürünümüz var. Elemeği, göz nuru ürünümüz var. Bunlarla ilgili çalışmaya başladıktan sonra coğrafi işaretleri keşfettik. YÖREX ile birlikte Antalya Ticaret Borsası coğrafi işaretler için de bir seferberliğe girdi. Coğrafi işaretlerin yerli ürünlerin zırhı olduğu gerçeği böylece ortaya çıktı. Bir anlamda çocukluğumuzda hatırladığımız yerli malı haftasını biz kurumsal bir hale getirdik. Onun ötesinde de kaybolmaya yüz tutmuş üreticilerimize cesaret verdik. Antalya Ticaret Borsası, ülke içinde edindiği tecrübelerden yola çıkarak önemli uluslararası projelere de katkı verdi.
Bu projelerin içinde en önemsediğim projelerden bir tanesi Expo 2016 serüveni. Antalya'da Süs Bitkileri İhracatçılar Birliği, Antalya Ticaret Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası gibi kurumlarımızın önerileriyle gündeme gelen Expo serüveni müthiş bir başarı hikayesi yazdı. Geçmiş dönemlerde susamla, pamukla, hububatla elde ettiği başarıları 90'lı yıllarda örtü altı üretimle taçlandıran Antalya, bugün tarım kulvarında kendisini yeni ama zorlu bir etaba aktarıyor. Aktarma zorunluluğumuz var. Çünkü seracılık artık jeotermal kaynaklarla beraber her yerde yapılmaya başladı. Bizler de ürün desenimizde fark yaratacak, daha çok bilginin, daha çok teknolojinin kullanıldığı, yükte hafif, pahada ağır ürünler üreterek dünyaya ulaşmamız gerekiyor. Antalya Ticaret Borsası, bunun içinde standartlaşmanın önemini üyelerine, üreticilerine yeniden vurguluyor. Ürünlerimizi artık bundan sonra fiziki hareketi olmadan satmanın, fiziki hareketi olmadan pazarlamanın yollarını bulmamız gereken bir dönemdeyiz. Bunu yapmamızın da birinci koşulu ürünlerimize standart getirmek. Borsa, üyelerden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyor. Antalya Buğdayını Arıyor projesi onlardan sadece biri. Yayla koşullarında ve sahil koşullarında buğday çeşitlerinin dikimini yaparak üreticimize, fabrika ve ticaret erbabına hangi ürünün kaliteli olduğunu gösterdik. Yaban Mersin'in ıslahı ile ilgili bir TAGEM projesi yaptık. Yine yangından etkilenen 5 konak bölgesinde tıbbi aromatik bitkiler hasat sonrası işlemleriyle ilgili projeler yaptık. Yüzyıllık köklü bir geleneğin temsilcisi olan Antalya Ticaret Borsası, kendi kurumsal yapısını güçlendirmeyi ve güncellemeyi de ihmal etmedi. Artık Antalya Ticaret Borsası, ülkenin uluslararası alanda akredite olan en önemli temsilcilerinden biri. Kurumsal yayın organımızı farklı bir yere getirdik. Yine kurumumuzun tadilatıyla beraber bize yakışan bir hale getirdik. Böylelikle hem fiziki anlamda hem işlem anlamında borsaya çok katkı sağladık diye düşünüyorum. ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve 10002 müşteri memnuniyeti belgelerimiz var. Yine Türkiye'de akredite olan 6. borsayız. Uluslararası alanda akredite olmuş bir borsayız. Yani bugün dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin oradaki hizmetin aynısını biz burada 5 yıldızlı olarak üyelerimize veriyoruz. Kurum 100. yılını geride bırakırken dünyayı kasıp kavuran korona salgınıyla birlikte borsanın yıllardır savunduğu tarımla ilgili düşüncelerin doğruluğu bir kez daha kanıtlandı. Belki virüs tamamen bizi öldürmez ama gıdaya erişememek, beslenememek öldürür diye düşünmeye başladık. Hep tarımda örnekler verirken işte bir cep telefonu, bir kamyon buğday, bir kamyon domates, bir bilgisayar yapmıyor örnekleri verirken hiç kimse kriz döneminde bilgisayar almaya, cep telefonu almaya gitmedi. Herkes ekmek almaya, domates almaya, sebze almaya gittiler. Dolayısıyla tarımı biraz öğrendik. Tabii bunu da öğrenmenin ötesinde tarımı stratejik sektör olarak tanımlayıp bunun gereğini yapmak da başta karar vericilerimiz olmak üzere hepimize düşüyor. Bugün Antalya Ticaret Borsası, Antalya'da tarımın sesi olmaya devam ediyor. Tarım sektörünün dünyada ve ülkede kaybettiği itibarının yeniden kazanılması için büyük bir çaba harcıyor. 100. yaşını kutlayan Antalya Ticaret Borsası, önüne yeni koşullara uygun güçlü hedefler koyuyor.
101. yılda bence tarımda bir takım modellemeler yapmaya odaklanacağız. Yani alışkanlıklarımızla değil, analize hareket edeceğimiz bir döneme girmemiz gerekiyor. Türkiye tarımını tek bir pencereden bakarak değerlendirme şansımız yok. Antalya tarımı Türkiye tarımından farklı bir yerde. Antalya üreticisi Türkiye çiftçisinden ileride bir yerde. Onun için bizim kendimize özgü modelleri geliştirerek karar vericilerimize sunmamız gerekiyor.